kötü oluyor. Kitapçı 16. soruyla devam ediyoruz. Gerçel sırlar kümesi üzerinde tanımlı Fx fonksiyonu parçalı fonksiyon olarak tanımlanmış. Bir de Gx fonksiyonu parabol olarak tanımlanmış. Bu fonksiyonlar veriliyor. Buna göre limit x sıfıra giderken f bileşken gx'in değeri kaçtır? Şimdi burada gx fonksiyonunu inceleyecek olursak gx fonksiyonu bir parabol şöyle bir x kare artı 2 parabolü bu şekildedir. Burası 0 2 noktasıdır. Buradan gx parabolünü x değerleri 0'a yaklaşıyor. X değerleri 0'a soldan yaklaşsak yine fx fonksiyonu parabol üzerindeki kollar gördüğünüz gibi 0'a sağdan yaklaşıyor. Büyük değerlerle küçülerek yaklaşıyor. Yani 2'ye sağdan geliyor. 0'a soldan gelse yine parabolün kollarından soldan yaklaşımına bakacak olursanız 2'ye yine sağdan yaklaşıyor. O zaman fonksiyonun sonucu 2 değerine sağdan yaklaşmış oluyor. X'in yerine 0 yazarsak gx fonksiyonunda g'nin 0 değeri 2 olduğuna göre o zaman bizim fx fonksiyonumuzda 2 değerine yaklaşmış olacağız. Fx fonksiyonunun tanım kümesi, tanım elemanı 2 olacaktır. O zaman x 0'a yaklaştığı zaman aldığı değer, x 0'a yaklaştığında f bileşke gx aldığı değer limit x 2'ye sağdan yaklaştığımız zamanki fx'in aldığı değere eşit olacaktır. O zaman fx'e sağdan yaklaşacak olursak fx fonksiyonu x 2'den büyük değerler için yaklaştığımız zaman da eksi 5 sonucunu bulmuş oluyoruz. Cevap B şıkkı oluyor. B kitapçı 17. soruyla devam ediyoruz. Aralarında Hasan, Ayşe ve Işıl'ın bulunduğu 5 kişilik bir grupta Hasan Ayşe'nin solunda, Işıl'ın sağındaki sandalyelerden birine oturmak şartıyla 5 kişi yan yana 5 sandalyeye kaç farklı şekilde oturabilir? Şimdi Hasan'ın oturacağı yer nasıl belirlenmiş? Hasan Ayşe'nin solunda kalacak. Ayşe o zaman bu tarafta. Işıl'ın da sağında kalacaktır. Işıl da sol tarafta kalacaktır Hasan'a göre. 5 kişi var. O zaman yerleşmesi beklenen 2 kişi daha var. Bu 2 kişinin tercih ettiği yerler şu belirlediğim noktalardan birini seçebilir. O zaman 2 kişiden birincisinin 4 seçme hakkı var. O kişiyi yerleştirdik diyelim. Yerleştirdik. Diyelim ki Işıl'ın şu tarafına yerleştirdik o kişiyi. O zaman son kişinin seçme hakkını da bakacak olursak bu yerleştirdiğimiz kişinin sağına ve soluna geçebilir. Tekrar buraya Hasan'la Ayşe'nin arasında Ayşe'nin sağında yani 1, 2, 3, 4, 5 tane yer seçme hakkı var. O zaman 20 tane farklı şekilde oturma mümkün olur. Cevap A şıkkı. B kitapçı 18. soruyla devam ediyoruz. Burada iki tane denklem vermiş. Logaritmik denklemler. Burada dikkat ederseniz eksi 3 logaritma B artı 3 logaritma B. Ben bu iki denklemi taraf tarafa toplarsam logaritma 2 tabanında A artı logaritma 2 tabanında A eksi 2 eşittir. Logaritma B'ler birbirlerini götürdüğü için 3 eksi 1'e 4 toplandığında 3 elde edilir. Burada logaritma tabanları aynı olduğu için çarpım durumuna geçer. A çarpı A eksi 2 logaritma 2 tabanında 3'e eşittir. Buradan da A çarpı A eksi 2'nin 2'nin küpü 8 olduğunu, dolayısıyla bu denklemin çözümünü yaparsanız A'nın 4 olduğunu bulmuş oluruz. Burada yerine yazarsak logaritma 2 4 eksi 3 logaritma B eksi 1 yapıyor. Buradan logaritma 2 tabanında 4'ün anlamı 2'dir. Eksi 1 de artı 1 olarak öbür tarafa eşitliğin diğer tarafında da 3 logaritma B olarak yazarsak burası 3 yapar. 3 logaritma B logaritma B'nin karşılığı 1 yapar. Bu da tabanı 10 olduğu için B'nin değeri de 10 yapar. Cevap C şıkkı bulunmuş olur.
B kitapçı 19. sure devam ediyorum. Ahmet Bey'in elinde ABC marka kalemlerden yeterli sayıda vardır. 3 çocuğu bulunan Ahmet Bey, çocukların her birine en az bir, en çok 2 tane olmak üzere kalem veriyor. Çocuklarına aynı sayıda, aynı marka kalemlerden verme olasılığı kaçtır? Şimdi oluşabilecek durumları inceleyelim. Birinci durum. Herkes bir kalem alsın. 1, 1, 1. Bu durumda 3 tane farklı marka olduğuna göre herkesin 3 tane seçim hakkı vardır. O zaman 3 çarpı 3 çarpı 3, buradan 27 tane durum meydana gelir. İkinci duruma bakacak olursak, bir kişi 2 tane alsın, diğerleri birer tane alsın. Bu durumda 2 tane alan kişinin durumuna bakacak olursak, 2 tane alan kişinin ne olacaktır? Ya AA alacaktır, ya BB alacaktır, ya da CC alacaktır. Başka farklı olursa AB alacaktır, AC alacaktır, BC alacaktır. Dolayısıyla 6 tane durum meydana gelecektir. 6 durumdan dolayı bir tane alan 3 tane seçeneği varken 2 tane alanın da 6 tane seçeneği var. Buradan da cevabımız 54 gelir. Fakat burada tekrarlı permütasyon, birinci çocuk da 2 tane alabilir, ikinci çocuk da 2 tane alabilir, üçüncüsü de 2 tane alabilir. Dolayısıyla tekrarlı permütasyondan 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel diye yazarsak, buradan da 3 kere 4 12, 162 tane elde ediyoruz. Üçüncü duruma bakalım. Bir kişi 2 tane alsın. 1, 2, 2. Bu durumda 2 tane alan 6 seçenek olduğuna göre 3 çarpı 6 çarpı 6 olur. Öncekinde 54 bulmuştuk. Burası 6 kere 6 36, 108 gelir. Buradan da 108 gelir. Bu da tekrarlı permütasyondan yapacak olursak, 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel, o da neye gelecektir? 324 gelecektir. 3 ile çarparsak. Ve dördüncü, herkes ikişer tane alsın. İkişer tane alırsa o zaman 6 çarpı 6 çarpı 6. Bu da 216 sonucunu verir. Tüm durum bunlar. Toplam durum bunlar. Hepsinin toplamını alırsak 216, 324 de buradan var. 540 yapar. 540'a 162 eklersek 702 yapar ve 729 tane sonuç elde ettik. Şimdi istenen duruma bakalım. İstenen durum nedir? İstenen durum nedir? Aynı sayıda ve aynı marka. O zaman herkes A alabilir, B alabilir, C alabilir. Ya da AA alabilir, BB alabilir, CC alabilir. Ya da herkes AB, AC ve BC alabilir. Dolayısıyla buradan da istenen durum 9 tane ortaya çıkıyor. Bizden istenen durum 9. Tüm durum 729. Bu işlemi yaparsak cevabımız D şıkkı bulunmuş olur. B kitapçı 20. soruyla devam ediyorum. Pozitif sayılarda tanımlı F fonksiyonu bu şekilde eşitlik sağlamaktadır. Buna göre F2 kaçtır? Şimdi buradan F2'ye ulaşmamız gerekiyor. Burada F fonksiyonun içindeki ifadenin 2 olması lazım. Elen EX'in 2 olması gerekir. Bunun tabanı e olduğuna göre, o zaman buradan e'nin karesi e çarpı x, demek ki e eşittir x olarak alırsak, x'in yerine e aldığımız zaman f2'ye ulaşmış oluyorum. X'in yerine e yazıyorum. Burası f2 olacak. X'in yerine e yazıyorum. E çarpı ln e artı 1. Ln e 1 olduğuna göre bunun sonucu e artı 1. Yani cevabımız e şıkkı bulunmuş olur. B kitapçığı 21. soruyla devam ediyoruz. Burada bir integral ifadesi var. Bu integralde kök x eşittir 1 bölü t dönüşümü yapılırsa aşağıdaki integrallerden hangisini elde ediliriz? Şimdi kök x 1 bölü t dönüşümü yapıyorsam sınırları da buna göre değiştirmiş olacağım. X'in yerine 1 yazdığım zaman t'nin değeri de 1. 1'e karşılık 1. 1 bölü 4 yazdığım zaman da t'nin değeri 2 olacaktır. Sınırları 1 ve 2 olacaktır. Bakıyoruz, 1 ve 1 bölü 2 B şıkkı gider.
Onun dışında D şıkkı da gider. 3 tane cevabımız kaldı geriye. Burada kök x yerine 1 bölü t dönüşümü yaparsam kök x dediğimiz yerlere 1 bölü t yazalım. 1 bölü t bölü o zaman x 1 bölü t kare olur. Kök x dediğimiz yerde 1 bölü t olur. Bu şekilde dx'i ulaşmamız lazım. Kök x yerine 1 bölü t yapınca x dediğimiz ne olacaktır? 1 bölü t kare olacaktır. Kök x eşittir 1 bölü t ise x dediğimiz 1 bölü t karedir. O zaman dx aldığımız zaman t üzeri eksi 2'nin türevi eksi 2 bölü t üzeri eksi 3 yani t küp dt şeklinde dönüşüm yapıyoruz. Dx dediğimiz yere de şu ifadeyi yazacak olursak burada yerine yazıyorum. Eksi 2 dt bölü t küp elde edilir. Şimdi buradan düzenleme yapacak olursak payda eşitlemesi yapalım. Burada t ile çarpalım. Burasını da t ile çarpalım. Paydayı t ile. T bölü t kare olsun. O zaman paydamız t kareler birbirlerini sadeleştirdiğine göre t bölü t artı 1 elde edilir. T bölü t artı 1. T'nin küp ifadesi de buradan gelecektir. Eksi 2 tane dt bölü t küp. Şu t ile t'nin küpü sadeleşir. T kare olur. Paydamız o zaman t kare t artı 1 şeklinde oldu. Eksi 2 sınırları da yapalım. Sınırlarımız 1, 2 idi. Eksi olduğu için o zaman 1, 2 şeklinde değişiklik yaparız. Ve buradan 2 tane dt şeklinde dönüşüm elde ederiz. Bu ifadeyi sağlayan 1, 2, 2 dt cevap C şıkkı olmuş oluyor. B kitapçı 22. soruyla devam ediyorum. Fx fonksiyonu için şöyle bir tanımlama var. İkinci dereceden türev alınmış. Fonksiyon bu hale gelmiş. Bu eşitlik veriliyor. F türev 0 ve F 0'ın değerinin 1 olduğunu veriyor. F-2'yi bulmamızı istiyor. Şimdi buradan birinci türevine geçmem için bunun integralini almam lazım. İntegralini alırsak sabit sayı bulacağız. Birinci dereceden türev yani F üssü X haline gelir. Eşittir. Bunun integralini aldığımız zaman 12x küp bölü 3'ten 4x küp. Bunun integralini aldığımız zaman 6x kare bölü 2'den 3x kare ve 2x artı c1. Birinci sabitimiz. F türev 0 için 1 olduğunu verdiği için x'in yine 0 verdiğim zaman burada c1 sabitinin 1 olduğunu bulmuş oluyoruz. Bu sefer f-2'ye ulaşmamız için fx fonksiyonunu bulmam lazım. Bunun tekrar integral aldığım zaman fx yapar. Tekrar integral aldığım zaman x4 yapar. Tekrar 3x karenin integralini aldığım zaman x küp yapar. Tekrar 2x'in integralini aldığım zaman da x kare yapar. Ve x ve c2 ikinci sabitimiz. Yine 0 yazdığımız zaman da 1 yaptığına göre c2'nin değeri de 1'dir. Fx fonksiyonuna ulaştığımıza göre şimdi f-2'yi bulabiliriz. X'in yerine -2 yazıyorum. -2'nin 4. kuvveti 16 yapar. -2'nin küpü 8 yapar. -2'nin karesi 4 yapar. -2 artı 1 işlemi devam ettirirsek 16'dan 8 çıktı. 8 yapar. 8 4 eklersek 12, 2 çıkarırsak 10, 1 eklersek 11 cevabımız B şıkkı oluyor. B kitapçı 23. soruyla devam ediyoruz. Bir futbol kulübü tanesi 175 lira olan formalardan bir yılda 6.000 tane satmaktadır. Piyasa araştırması yapan kulüp her formada X lira indirim yaptığında yıllık 40X tane daha fazla satış yapılacağını öngörmüştür. Buna göre kulübün sadece formalardan elde edeceği gelirin en fazla olması için forma fiyatları aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Şimdi burada gelirin en fazla olmasını istiyor. Şimdi gelirimiz neydi önceden? 6.000 tane satış yapıyor. 175 liradan 6.000 tane satış yapıyor. Tekrar indirim yaptığı zaman 40x tane daha fazla satış yapıyor. O zaman 6.000
artı 40x fazladan satış yapıyor. Ne zaman yapıyor? X lira indirim yaptığı zaman, 175 eksi x olarak sattığı zaman indirimli haldeki geliri böyle oluyor. Şimdi bunun en fazla olmasını istiyor. Bunun en fazla olabilmesi için türevinin sıfır olması lazım. Türevi sıfırdır. O zaman bunun türevini alırsak, birinci çarpanın türevi 40, 175 eksi x. İkinci çarpanın türevi eksi 1 yapar. Eksi 6000 artı 4 40x. Bunun sıfır olması demek, birbirlerine eşit olması demektir. Buradan sadeleştirme yapacak olursak, 40 ile 40 parantezine alalım şurayı. 40 600'ü 40 bir defa var. 5 150 artı x eşittir 40 175 eksi x. 40'lar sadeleşir. 175 eksi x eşittir 150 artı x. Buradan eksi x'i öbür tarafa atarsam 2x, 175'ten de 150'yi çıkarırsam 25, x'in değeri 12,5 oluyor. Format fiyatları aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? X'in değeri 12,5 oluyorsa 175 liradan 12,5 çıkardığımız zaman 12,5 virgül 0, ondan 5 çıktı 5, 4'ten 2 çıktı 2, 162,5. Yani C şıkkı olmalıdır. B kitapçığı 24. soruyla devam ediyoruz. Burada görüyorsunuz bir para 4. derece bir denklem eğri var. Bunun A noktasından bir teğet çizmiş. Kırmızı doğru. Teğet doğrusu ve bu teğet doğrusunun bize eğimini veriyor. Burada eğim eksi 12. X'in katsayısı eğim. O zaman bu eğrinin türevini aldığımız zaman ki birinci türevinin değeri eksi 12, buna karşılık gelen A noktasının apsis değerini bulmuş oluruz. Eğri üzerindeki noktadan çizilen teğetin eğimi bize o noktadan çizilen doğrunun eğimi anlamına geliyor. Buradan bize verilen doğrunun eğimi eksi 12 olduğuna göre, o zaman bu eğrinin birinci türevini alırsak, birinci türevi eşittir x 3x üzeri 4 12 x küp artı sabit olduğu için 0. Bunun sonucunun eksi 12 olmasını sağlayacağız. O zaman x küpün eksi 1 olması, x'in de eksi 1 olması anlamına geliyor. Demek ki burada x 0 değeri eksi 1 olmuş oluyor. Bu noktanın apsis değerini bulmuş olduk. Denklemde yerine yazarsak, aynı zamanda doğru denklemi de sağlaması gerekiyor. Eğrinin üzerinde 7K sabit olduğu için bulamıyoruz. Eğriden yararlanamıyoruz. Ama bu noktadan doğru da geçtiği için doğru denkleminde x'in yerine eksi 1 yazarsam, o zaman y eşittir 5 artı 12'den 17 olmuş oluyor. Y'nin sıfır değeri de 17. Buna göre de K'yı şimdi eğri üzerindeki nokta belli olduğundan yerine yazarsam, y'nin yerine 17 yazacağım. X'in yerine de eksi 1 yazacağım. 3 artı 7K. O zaman 7K'nın değeri 14 çıkacak. K'nın değeri de 2 çıkacak. Bütün bu değerleri toplarsam sonuç 17, eksi 1, 16, 18 cevap Denizli olmuş oluyor. B kitapçı 25. soruyla devam ediyorum. Fx fonksiyonu mutlak değerli bir ifade olarak tanımlanmış. Gördüğünüz gibi türevli olduğu en geniş küme r eksi a olduğuna göre. Yani ne demektir? Türev olmayan noktaların çıkartılmasıyla bir küme elde ediliyor. Tanımlı olduğu, türevli olduğu en geniş kümeyi bu şekilde, türevi olmayan noktaları çıkartarak. Bu A kümesi, A kümesi o zaman r eksi a tanımlı oluyor olan kümesi. A kümesi de türevin olmadığı noktaları ifade eder. A kümesinin elemanları toplamı, yani türevinin olmadığı noktaların toplanmasını istiyor.
Buna göre mutlak değerli ifadelerde türev hangi durumlarda olmuyordu? Mutlak değerin içinin sıfır olduğu durumlarda türev yoktur. X eşittir sıfır için türev yoktur. O zaman buradaki mutlak değerli ifadelere bakarsak, mutlak değer x eksi 2 için x 2 değerinde türev olmayacaktır. Mutlak değer ifadesini sıfırladığı için. Başka en dıştaki mutlak değer bir tane daha ifade var. Mutlak değer x eksi 2'nin 3 olması durumunda da türev olmayacaktır. En dıştaki mutlak değerler sıfırlandığı için. Burada x'in değerini sıfırlayan nedir? 5 değeri de sıfırlar bu ifadeyi. Eksi 1 değeri de sıfırlar. O zaman eksi 1, 5 ve 2 değerleri türevin olmadığı mutlak değerin içini sıfır yapan değerlerdir. Türevin olmadığı noktalardır. Bunların A kümesinin elemanlarıdır bunlar. 2, 5, eksi 1. Bu kümenin elemanlarını toplarsak toplama o zaman ne olacaktır? 6 olacaktır. Cevap D şıkkı olacaktır. B kitapçı 26. soruyla devam ediyorum. Bu sorumuzda yukarıda grafiği verilen fonksiyonlardan hangileri gerçel sayılar kümesinde artandır? Artan fonksiyon tanım kümesindeki eleman arttıkça görüntüdeki eleman da artmış olacaktır. Yani tanım kümesindeki elemanlar büyüklük sıralamasına göre yazıldığında görüntü kümesindeki değerler de büyüyeceğinden ya da biz sağ tarafa doğru elimizi hareketlendirdiğimizde grafik de yukarı doğru tırmanıyorsa o zaman artan olduğunu söylüyoruz. Burada sağ tarafa doğru ilerlediğimiz zaman x eksenin boyunca sağ tarafa ilerlediğimiz zaman grafik de yukarı doğru tırmandığından dolayı burası artandır. Ya da türev mantığından da söyleyecek olursak o bölgede teğet çizildiği zaman teğetin yatay eksenle yapmış olduğu açı dar açıysa eğimi pozitifse yine artan olduğunu söylüyoruz. Birinci ifade artan fonksiyon için belli bir fonksiyondur. Birinci ifade var. İkinci ifadeye baktığımız zaman eksi 1, 2 aralığındaki fonksiyonun sabit değer aldığını yani burada eğimin olmadığını dolayısıyla buradaki ifadenin şu eksi 1, 2 aralığında artanlıkla ilgili söz konusu olmadığından dolayı ikinci şık eleniyor. Üçüncü şık burada bakıyorsunuz şu tarafta artan olmasına rağmen şu bölgede azalan durumuna geliyor. Dolayısıyla burada sabit değer de var. Üçüncü ifade de olmuyor. İkinci ifade de olmuyor. Cevap yalnız bir A şıkkı bulunmuş oluyor. B kitapçı 27. soruyla devam ediyoruz. Bu sorumuzda eksi 2 6 kapalı aralığında sürekli olan bir f fonksiyonunun bu aralıktaki türevi olan f türev fonksiyonunun grafiği yukarıda verilmiştir. F eksi 2 değerinin 6 olarak veriyor. F 4 değerinin ne olduğunu soruyor. Öncelikle türev fonksiyonunu vermiş. Biz fonksiyonun kendisine ulaşmamız lazım. Bundan dolayı türev fonksiyonunun denklemini, grafiğini çıkartalım. F türev fonksiyonu yazmaya çalışıyoruz. Şöyle parçalı fonksiyon şeklinde yazılmış. 2'ye gelene kadar eksi 2, 2 aralığında bakıyorsunuz orijinden geçmiş. Daha sonra eğimli şuradaki tanjant değeri 4'e 2 olduğuna göre eğimi 2 olan yani 2x şeklinde yazacağız. Grafik fonksiyonun denklemini yazmak için 2 verdiğimiz zaman da 4 değerini sağlamış oluyor. Türev fonksiyonu bu. Eksi 2, 2 aralığındaki türev fonksiyonumuz bu. Ne zaman? X'in değeri 2'den küçük olduğu zaman x 2 değerini de almıyor. Dikkat ederseniz boş bırakmış. Diğer durumda 2 değerini aldığı zaman bu sefer fonksiyonumuz şu şekilde. Bunun denklemini yazacak olursak bunun hemen eğimine bakıyorum. Şurası geniş açı tabii. Eğimi negatif. Buradaki de birim 4 birim. Burası da 4 birim. O zaman buradaki açı 45 derece. 135 derecelik eğim açısına sahiptir. O zaman eğimi eksi 1'dir. X'in katsayısını eksi 1 olarak yazıyorum. Daha sonra x'in yerine 6 verdiğimiz zaman eksi 2'yi çıkartmasımız lazım. 6 verdiğimizde eksi 2 olması için eksi 6 yapar. Eksi 2 olması için de artı 4 yazarız. Bu durumda denklemini yazarız. 2 ve 2'den fazla olduğunda türev denklemi bu şekilde bulunmuş oluyor. Buradan f fonksiyonuna geçeceğiz. Bunun
integralini alarak f fonksiyonuna geçiyoruz. Şöyle 2x'in integralini alırsak x kare artı sabit terim vardır. 2'den küçük olduğu zaman. Diğer durumda integralini alırsak eksi x kare bölü 2 artı 4x artı c2. Bu da 2'den fazla olduğu zaman. Fx fonksiyonuna ulaştım. Ayrıca bize f eksi 2'nin 6 olduğunu da vermiş. Sabitleri bulmak için bunu veriyor bize. X 2'den küçük olduğu zaman x kare artı c1'di. Eksi 2 verdiğimiz zaman ne olacaktır? 4 artı c1'in 6'yı vermesi lazım. O zaman c1 değeri 2. Fonksiyonun şekillenmeye başladı. Sabit değerini bulduk. X kare artı 2. 2'den küçük olduğu zaman. Diğer türlü devam ediyoruz. Burada sürekli bir fonksiyon olduğunu bahsettiği için x2 değerine göre inceleme yaparsanız x2 için de soldan ve sağdan limitin aynı olması lazım ve o noktadaki değere sahip olması lazım. 2'yi verdiğimiz zaman bu fonksiyonun aldığı değer 6'dır. O zaman 2'den büyük olduğu durumda da 6 değerine sahip olması lazım. X'in yerine şu ifadede x'in yerine 2 yazarsam eksi 4 bölü 2'den eksi 2 yapar. X'in yerine 2 verirsem 4 çarpı 2 8 yapar. Artı c2 bunun da 6'yı vermesi lazım. Buradan da 8 eksi 2 6 yapar. C2'nin de 0 olduğunu buluyoruz. Yani eksi x kare bölü 2 artı 4x şeklinde bir fonksiyon elde ettik. Buradan bize f4'ün ne olduğunu soruyor. 2'den fazla olduğu için 4 değeri alttaki ifadede yerine yazarsak eksi 4'ün karesi bölü 2 artı 4 çarpı 4 16. Buradan da eksi 8 yapar. 16'dan 8 çıktığı zaman cevabımız E şıkkı bulunmuş olur. B kitapçığı 28. soruyla devam ediyoruz. Bir F fonksiyonu tanımlamış. Her x elemanı 0-4 aralığı için 4'ten açık 0'dan kapalı. Fx fonksiyonu x bölü 8 olarak tanımlanıyor. Her x gerçel sayısı için Fx eşittir. Fx artı 4 eşitliği sağlıyor. Yani periyodik bir fonksiyon 4'er 4'er. Her 4 birimde aynı şekil tekrarlanıyor. Bu eşitliği sağlıyor. Buna göre 0-200 arasındaki fonksiyonun integralinin değerini soruyoruz. Şimdi bu ifade periyodik olduğu için 4'er 4'er artacağı için değerler, fonksiyon değerleri. O zaman bizim 0-4 aralığında baktığımız değeri incelememiz yeterlidir. Buradaki integral 0'dan 200'e kadar hesaplanmasını istiyor. Halbuki 0'dan 4'e kadarki değeriyle 4'ten 8'e kadarki 4'er 4'er arttırdığımız zaman elde ettiğimiz değerler hep aynı olacaktır. 8'den 12'ye. Bu şekilde devam ettirecek olursak en sonunda 200'e kadar getirmişiz. 196 4'er 4'er gidiyor burası. Bunların her birinin integral değerleri aynı olacaktır. Bu baştaki integral değerini bulsak kaç tane terim var? Çarpacağız. Buradan 4, 8, 12 dikkat edin 4'er 4'er gidiyor. 50 tane terim var burada. 50 tane. O zaman 0-4 aralığındaki integral değeri 50 ile çarptığım zaman sonucu bulmuş oluruz. 0-4 aralığındaki integrali hesaplayalım. Fonksiyonumuzu vermiş bize. X bölü 8 dx olarak vermiş. O zaman bunu integralini alırsak x kare bölü 2, 8 çarpanı da var. 1 bölü 8 çarpanı da var. X kare bölü 16. Sınırlar 4'e 0. Buradan yerine yazdığımız zaman değeri 1 çıkıyor. O zaman buradan 50 tane olduğuna göre toplam integral 50 olacaktır. Cevap E şıkkı bulunacaktır. B kitapçığı 29. soruyla devam ediyoruz. Burada x 0 pi bölü 2 aralığında verilmiş. Yani birinci bölgede bir açı verilmiş. Sinüs 3 pi bölü 2 artı x. Burada 3 pi bölü 2 artı x önce bölgenin işaretine bakıyoruz. Sinüs değeri burada 3 pi bölü 2 artı x dediğine göre 4. bölgededir. Sinüs 4. bölgede eksi olduğu için eksi yazıyoruz. Değişim 3 pi bölü 2 göre değişim yapacağız. Sinüs ile kosinüs değişir. O zaman bunun sonucu kosinüs x eksi kosinüs x olur. Diğerinde kosinüs pi artı x. Pi'de bir değişiklik olmayacaktır. Pi artı x 3. bölgede bir açı olduğu için kosinüs 3. bölgede eksidir. Eksi değerlidir. Pi olduğu için kosinüsü değiştirmeyeceğim.
Başındaki eksi 2'den dolayı da artı 2 kosinüs x olacak. Bu işlemi yaparsam kosinüs x elde etmiş oluyoruz. Cevap B şıkkı oluyor. B kitapçı 30. soru ile devam ediyoruz. Burada ifadelere dikkat edecek olursanız sinüs toplam ve kosinüs farkla ilgilidir. Bu ifadeleri hatırlayacak olursak sinüs x artı y açılımı sinüs x kosinüs y artı sinüs y kosinüs x şeklindeydi. Kosinüs x artı y açılımı da kosinüs x kosinüs y artı iken eksi oluyordu. Sinüs x sinüs y. Buna göre bize verilen pay kısmına bakacak olursanız sinüs 50 kosinüs 10 ve sinüs 10 kosinüs 50. Yani bu ifade sinüs 50 artı 10'un açılımı bölüm payda kısmına bakacak olursanız sinüsler başa alınmış. Bu sinüsler ikinci kısımda olması gerekiyordu. Eksi parantezini aldığımız zaman o zaman ne olacaktır burası? Eksi parantezini aldığım zaman kosinüs 40 kosinüs 20 eksi sinüs 40 sinüs 20 halinde olacaktır. Bu ifade de kosinüs toplam ifade eder. Kosinüs 60. O zaman sinüs 60 da kosinüs 60 eksi tanjant 60'tır. Tanjant 60 da kök 3 olduğuna göre cevap A şıkkı bulunmuş olur.